Arkadaşlar herkese merhaba, Volkan Manav. Ben herkese mutlu, çok sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Bugün sizler için Snapdragon 600 serisi işlemcileri şöyle bir genel bir bakış yapmak istiyorum bu içerikte. Çok kafanızı karıştırmadan Snapdragon 600 serisi işlemcilerden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü özellikle Snapdragon 618 ve Snapdragon 620 bence oyunun kurallarını değiştirecek 2016 yılında ve orta segment telefonların bugünkü amiral gemisi telefonların özelliklerine kavuşmasını sağlayacak. Bu bağlamda ben yani Snapdragon 618'e ve Snapdragon 620'ye çok değer veriyorum. Biraz isterseniz Snapdragon 600 serisi işlemcilerden bahsedeyim. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz size Snapdragon 615 bilmecesi diye bir içerik hazırlamıştık. Burada birçok arkadaşımız bize Snapdragon işte işlemcilerde 1.7 GHz'e kadar der ama bunlar 1.5 GHz'e kadar çalışabilir, bu normaldir gibi yorumlarda bulunsalar da aslında bu içeriğin hazırlanmasının sebebi 1.7 GHz'e çalışacağını söylenen, çalışabileceği söylenen işlemcinin 1.5 GHz'e çalışması değil 1.0 GHz'e, 1 GHz'e çalışması çalışacağı söylenen işlemcinin Vodafone Smart Ultra 6'da ve Turkcell T60'da 1.1 GHz çalışmasıydı. Bu noktada bir farklılık vardı diye bu içeriği hazırladım. Şimdi Snapdragon 600 serisi işlemcilere şöyle bir genel bakış yapalım. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 600 serisi işlemciler çok büyük bir rağbet gördü. Daha sonra 602A'la yoluna devam etti Qualcomm. Bu sene de Snapdragon 615 gerçekten çok fazla kullanıldı. Birçok telefonda gördük. 1.7 GHz hızında çalışan telefonları da gördük. Burada 1.5 GHz hızında çalışan telefonları da gördük Snapdragon 615'li. Daha sonra Snapdragon 616 tanıtıldı ve çıktı. Snapdragon 616'nın 615'ten en büyük farkı modem tarafındaydı. Normalde Snapdragon 615'te Gobi LTE kullanılırken Snapdragon 616'da X5 modeme geçiş yapıldı. Modemden madem başladık, Snapdragon 617'de yani HTC One A9'da kullanılan Snapdragon 617'de X8 modeme geçiş yapıldı. Ve bu X8 LTE modem, Cat 7 desteği olan bu modem Snapdragon 618 ve Snapdragon 620'de de var. Bu konuda şöyle söyleyeyim, Snapdragon 618 ve 620'de bu çift taşımalı bir sistem var. 2x20 MHz hızında çalışan modem içinde bir modem var diyebiliriz. Bu sayede çift hatlı telefonlarda iki hattında verisi alınarak daha hızlı bir internet sağlanmaya başlanıyor 618 ve 620. Bu gerçekten önemli bir teknoloji. Oyunun kurallarını değiştirebilecek bir teknoloji. Birçok bağlamda hızlı internete sahip olan, özellikle 4G'ye sahip olan ülkelerde gerçekten sim kartlı versiyonlarla ADSL'in falan ben ortadan kalkacağını düşünüyorum. 618 ve 620'li telefonlarda bakalım nasıl bir performans gösterecekler, hep beraber göreceğiz. Bunu 2016 yılı içinde orta segment telefonlarda bunu görebileceğiz bu işlemcileri. Modem tarafını anlattık. İşlemci çekirdekleri tarafında işte 615'te 4 tane A53, 4 tane de A53 var biliyorsunuz. Bunlar yüksek hızda çalışıyorlar. 1.5 ya da 1.7 GHz'te. Düşük olanlarda 1 GHz ya da 1.1 GHz'te çalışabiliyorlardı. Snapdragon 615, 616 ve 617 böyle bu çekirdeklerden oluşuyor. Snapdragon 618 ve 620'de ise mimari değişiyor. Cortex A53'lerin yerine Cortex A72'ler geliyor. Ve daha güçlü bir işlemci ortaya çıkıyor. Şimdi Snapdragon 615'te ve 620'de 8 çekirdek var. 4 tane A72, 4 tane de A53 çekirdekleri var. Bu A53 çekirdekleri 1.2 GHz'e çalışıyor. 1.8 GHz'da da A72'ler çalışıyor arkadaşlar. Şimdi burada 615 var, 616 var, 617 var, 618 var, 620 var. Bir de 619 eksiği var burada. Okuduğum bazı şeylere göre Snapdragon 619'un da Snapdragon 808 gibi 6 çekirdekli bir yapıya sahip olacağından bahsediliyor. 4 tane A53 çekirdeğinden 2 tane de A72 çekirdeği olacağından bahsediliyor. Snapdragon 619'da olursa tabi böyle bir durum oluşabilir mi oluşmayacak mı, bunu hep beraber göreceğiz, bilmiyorum. Böyle bir söylenti var. Snapdragon 615, 616 ve 617'de GPU tarafında ise Adreno 405 GPU'su var. 618 ve 620'de ise yeni nesil Adreno 510 GPU'suna geçiş yapılıyor. Bu da çok büyük bir özellik. Her işlemcinin 21 megapiksel desteği var.
Bu 617, 618 ve 619'da çift kamera desteği de var. Onu da söyleyeyim hemen size. Başka söylenebilecek şey 617, 618 ve 620'de 300 megabit download, 100 megabit de upload hızı var. Bunu belirteyim, bu çok önemli bir özellik. Snapdragon 615'te ya da şöyle söyleyeyim size, bütün Snapdragon 600 serisi işlemcilerde Quick Charge 2.0 teknolojisi var ama HTC One A9'da kullanılan Snapdragon 617'de Quick Charge 3.0 desteği var. Snapdragon 615'ten Snapdragon 620'ye kadar tüm işlemcilerin 28 nanometre üretim sürecine sahip olduğunu belirtelim. Ben burada Snapdragon 618'in ve 620'nin belki 20 nanometrede üretilebileceğini ummuştum ama maalesef açıklandığında Snapdragon 618 ve 620'nin de 28 nanometre olduğunu öğrendik. Dediğim gibi Snapdragon 618 ve 620 çift taşıyıcılı modemi sayesinde diyebilirim. Gerçekten çok yüksek hızlara ulaşabilecek bir telefon. Çok yüksek bir kapasitesi var. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Snapdragon 615'te ve 616'da 800 MHz destek verilirken DDR3 belleklere 617, 618, 620, 933 MHz bellek hızlarına destek veriliyor. Bunu da belirteyim size. Başka söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. En önemli 618 ve 620'nin önemli özelliğini sona bıraktım. 618 ve 620 4K video çekimi yapabiliyorlar. 30 kare saniyede, 120 kare saniyede de, pardon özür dilerim, 720p çözünürlükte de 120 kare saniye çekim yapabiliyor. Bu da çok önemli bir özellik. En azından orta segment telefonların gerçekten de aurasını değiştirebilecek bir özellik bu. Şu anda biliyorsunuz 4K videoyu çeken orta segment telefon yok diyebiliriz ama amiral gemisi telefonlar var şu anda 4K video çekebilen. Ama Snapdragon 618 ve 620'yi kullanan orta segment telefonlar gerçekten 4K video çekebilecekler ve orta segmentin bence fiyatının daha da yukarı çıkmasını sağlayabilecek bir işlemci bunlar. Yani telefon fiyatları sürekli yükseliyor. Hep tasarıma gidiyoruz ama gerçekten donanım üreticileri de artık yüksek fiyatlı telefonların donanım tarafını da doldurmaya başladılar. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak, hep beraber göreceğiz. Çok kafanızı karıştırmadan, gerçekten çok uçuk saçma sapan teknik bilgiler vermeden size 600 serisi işlemcileri anlatmaya çalıştım. Sizin 600 serisi işlemcilerden beklentileriniz nedir? Şu anki mevcut işlemciler bu ihtiyaçları karşılıyorlar mı? Bununla ilgili size bir soru soralım. 618 ve 620 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu da hemen belirtelim size. Ben bugün orta segment telefonların işte 1000-1400 aralığında olduğunu görüyorum ama bu özelliklere sahip, yani 4K çekebilen falan filan özellikleri iyi dizayn edilmiş orta segment telefonların önümüzdeki dönemde, yani 2016 yılıyla birlikte 1700-1800 sınırına dayanabileceğini düşünüyorum. Bakalım nasıl bir performans gösterecek, hep beraber bunu göreceğiz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen yorumlarla bize destek verin. Snapdragon 600 serisi işlemciler gelin. Ne düşünüyorsunuz? Bunları bizimle paylaşırsanız çok teşekkür ederim. Herkese tekrar iyi hafta sonları diliyorum. Ailenize mutlu bir pazar günü geçirin. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.